bugün 3 tane ürün yapacağız. İlki aslında bir tatlı. Şimdi sıra çok lezzetli, seveceğiniz böyle ekmek içerisinde böyle türlü yapacağız. Beni ne kadar seviyorsun? O kelimeleri yani söylemezseniz ortam gerilir. Hadi bana yemeğe gelin ya. Bir gün de siz gelin. Beraber oturalım, yiyelim. Nasıl fikir? İyi fikir değil mi? Bugün izleyicilerimden Hakan Bey'in, Hakan Ateş'in benim için yazmış olduğu güzel cümlelerden başlamak istiyorum. Yapınca leziz tarifini, yenecek diye lal olmuş pidenin dili, hemen soğumadan yemeli, kimin umrunda maaşı verenin eli. O çok güzel. Gerçekten Hakan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün iki izleyicimize daha teşekkür ediyoruz. Bize maket pasta yapıp gönderdiği için. Bir tanesi hemen söylüyorum Arzu Gençoğlu, diğeri de Zeynep Çerçi. Çok teşekkürler maket pastalarını bize yapıp gönderdikleri için. Siz de eğer pastacılıkla ilgileniyorsanız ve elinizde böyle güzel hani göstermek istediğiniz, yaptığınız emeği diğer insanlarla paylaşmak istediğiniz durumlar varsa bizimle temasa geçebilirsiniz. Sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Biz de onları hem sizin isminizi söyleyerek teşekkür ederiz hem de diğer izleyicilerimize gösterme şansımız doğmuş olur. Böylece çok mutlu oluruz. Peki, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün 3 tane ürün yapacağız. Bu 3 tane üründen hızlı hızlı yapmamız gerekiyor. 3 ürün çünkü. İlki aslında bir tatlı. İçerisinde hiç un yok. Yani çok az yağ var. Yani çok fazla bir şey yok aslında. Yani fıstık ezmesi. Vereyim mi malzemeleri? Vereyim, tamam. Hemen söylüyorum. Fıstık ezmemiz var. 2 yemek kaşığı kadar kullanacağız. Bir avuç kadar yulaf ekleyeceğiz. 1 su bardağı pudra şekerimiz var. Yine 1 su bardağı krakerimiz var. Bu işte bisküvimiz artık elinizin altında. Önceden yapmış olduğunuz bisküviler de olur. Hiç problem değil. Ya da direkt böyle çifte kavrulmuş gibi alabileceğiniz bisküviler de olabilir. Kurabiye yani. Sonra 1 su bardağı da yağımız var. Bunların hepsini karıştırarak işlemimize başlayacağız. Tabii çikolatamız da bunun yanında. Ama bundan önce minik patates kanepeler yapacağım. Minik patates kanepeleri bir fırına atalım. O fırında pişe dursun. Biz de o sırada tatlımızı yaparız. Böylece hani zamandan kazanırız. Patateslerimiz için şöyle küçük 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 patatesler kullanıyorum. Kabukları yani iyice yıkamış durumdayız. Böyle fırçayla yıkarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Kabuklarını soymadan bunları ortadan ikiye kesiyoruz. Ve tepsinin içerisine dizeceğiz. Eğer deniz tuzunuz varsa deniz tuzuyla önce fırçayla sıvı yağ koyacağız. Sonra da deniz tuzu ekleyeceğiz. 200 derecelik fırında bunları pişireceğiz. Bunlar pişerken biz de tatlımızı yapmaya başlayacağız. Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi kıskançlık. Evet, kıskançlıktan bahsedeceğiz bugün. Kıskançlık deyince aklınıza neler geliyor? Bana sosyal medyadan ulaşın. Hiç kıskandınız mı? Evet veya hayır demek benim için yeterli. Hani çok özele girmiyorum. Eğer kıskandığınız ya hem cins miydi, karşı cins miydi? Bir de onu bilelim. Evet, karşı cins. Evet, işte hem cinsim falan, cinsim diye söyleyebilirsiniz yani. Tamam. Çok merak ediyorum. Hiç kıskandınız mı? Sizi merak ediyorum. Hep ben konuşuyorum çünkü. Biliyorsunuz değil mi? Bazen kadınlar diğer kadınlar için şöyle der. Çok geveze. Halbuki burada bir kıskançlık yatar onun altında. Aslında kendisinden daha fazla ve daha iyi konuşan kişiyi kızarlar ve daha iyi konuşan kişiye geveze derler. O yüzden alt metinleri çok dikkatli söylemek lazım. Yani söylediğiniz cümleler aslında sizi ele verir. Aman dikkat. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Bir de onlardan da bahsedeceğiz bugün. Bugün ne yapmak lazım? Tabii biri size inanmadığınız bir şey söylediği zaman yapacağınız tek bir şey var. Sessiz kalmak. Zaten sessizliğin dili birçok şeyi anlatır karşı tarafa. Karşı taraf çıldırır. İnanın bana. Ben çok iyi yapıyorum. Karşı taraf çıldırır. Ne yapacağını bilemez.
Ama sessiz olduğunuz zaman bir kere en başta kendinizi üzmezsiniz. Çünkü herkese söyleyecek bir şeyiniz vardır zaten. Her insanın herkese söyleyecek şeyi vardır. Ama kendinizi üzmezsiniz. Yapacağınız en güzel şey dilinizin söylediğini kulağınızın duymamasıdır. Kendinizi üzmediğiniz zaman kendinizle barışık olursunuz. O yüzden sessizlik en iyisi. Şimdi ne yapıyorum? Patateslerimi kestim. Güzelce sıvı yağımı da koyuyorum. Bunları fırçalayacağım. Dedim ya, deniz tuzu. Ondan sonra da fırın. 200 dereceli fanlı fırınımızda bunları pişireceğiz. Onlar pişerken de biz de tatlımıza geçeceğiz. Sizler için fıstık ezmeli unsuz kurabiye yaparken bir yandan da neredeyse birçoğumuzun muzdarip olduğu kıskançlıktan bahsedeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Kasemizi alıyoruz. Böyle cheesecake altını düşünün. Cheesecake altını yaparken neye ihtiyacınız oluyor? Biraz yulaf, ondan sonra bisküvi. Ama şöyle bir şey var. Bir tane tencere, tavada yulafımı hafifçe soteleyeceğim, kavuracağım yani. Hemen şuradan bakayım. Olacak. Evet, burada var. Güzel. Hemen yulafımızı hafif kavurmaya başlıyoruz. Isınsın. Sonra sıvı yağ eklersiniz ya da biraz tereyağı eklersiniz. O birazcık renk de alabilir. Evet, devam ediyorum. Bir dolu dolu bardak kurabiye, bisküvi. Kaseyle koyuyorum ama önemli değil. Ölçü bardak. Sonra arkasından 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi koyacağız. Onları da koyalım. Burada cızırtıları duyuyorum. Tamam. Koyduk. Sonra tadına bakarız. Eğer biraz daha ihtiyaç varsa biraz daha koyabilirsiniz. Şu anda olmayacak ama. Bir dolu dolu bardak pudra şekeri. Evet, bunda da kase kullandık. Bardaklar kalmamıştı çünkü. Sonra yulafımızı da koyduk. Onu da alalım. İstiyorsanız içerisine ceviz ekleyebilirsiniz. Yine onu da yulafla beraber kavurup güzel bir şekilde bu karışımın içerisine eklediğinizde güzel bir yani etki alırsınız. Onu söylemek istedim. Şimdi yavaş yavaş karıştıralım. Hatta direkt eldiveni geçirin ya da kendiniz elinizle, eliniz temizse kendiniz yani endişeniz varsa eldiveninizi geçirin, tamamen karıştırın. Yanına böyle yavaş yavaş tereyağını ekliyorsunuz. Erimiş tereyağını. Ben şimdi kaşıkla ekleyeyim, ne kadar eklediğimizi görün istiyorum. Ama bizim için şu anda bir dolu dolu bardak tereyağını buraya ekleyebiliriz. Böyle de bir şeyimiz var. Durumumuz var. Karıştırıyorum iyice. Ben minimum yağla yapıyorum ya onun için. Burada yulaflarım oldu. Hatta ısınması bile benim için yeterli. Neden? Pudra şekerinin biraz erimesini sağlayacak. İyice karıştırıyoruz. Bunu da ekleyelim. Bu arada bir ganaj yapıyorsunuz. Nedir ganajımız? Bire bir. Yani bir bardak krema, bir bardak bitter çikolata. Kremayı ocakta hafifçe kaynatıyorsunuz. Ondan sonra da çikolatanın üzerine döktüğünüzde ganajınız oluyor. Benim burada ganajım hazır. Şimdi biraz daha ekliyorum. Kaç kaşık eklemiştim? 3 kaşık eklemiştim değil mi? Bu üçüncü mü yoksa? Bu dördüncü. Tamam. Size güveniyorum ha. Dördüncü, tamam. Dördüncüyü, hatta biraz daha beşinciyi koyalım.
koyalım. Evet, beşinci. İyice yine yoğuruyoruz. Bir tane çember alıyorsunuz ya da kek kalıbı artık neyse yani bunları böyle bir arada tutacak bir miktar. Onun altına bunu sereceğiz. Hatta biraz daha koyayım. Tamam. 6 mı oldu? 6 yemek kaşığı. Biraz daha elini yapayım mı? 7 yemek kaşığı. 7 yemek kaşığıyla işlem tamam. Bir hikaye anlatacağım size. Hikaye şöyle başlıyor. Vakti zamanında kıskançlıkla ilgili konu bitmedi ha onu söyleyeyim. Onu devam edeceğiz. Sakın bitti sanmayın. Şimdi bir Lakonyalılar varmış pardon. Lakonyalılar Yunanistan'da eskilerde her şehrin kendine ait bir yönetimi varmış. Ve bu isimlerin hani şehirlerin olduğu hani kendi yönetimleri olduğu yerde de kuzey tarafta bir Kral Philip varmış. Kral Philip tarihe geçtim. Kral Philip Lakonya diye bir şehri almak istiyor. Ve Lakonya'ya işte şeyini yolluyor. Bir mektup yolluyor. Diyor ki mektupta da. Eğer diyor şehrinize girersem bütün şehri yakıp yıkarım. Ve sizin yani bütün güzel şeylerinizi yakıp yıkarım ve şehri alırım. Eğer Lakonya'ya hani işgal edersem taş üstünde taş bırakmam. O yüzden teslim olun diyor. Lakonyalılar tarihten bugüne hep kısa cevaplarıyla tanınırmış. Bakın sessiz kalmıyorlar ama sadece kısa bir cevap veriyorlar. Kıskandıklarıyla falan alakalı değil. Oraya bağlamayacağım. Boşa şey yapmayın. Lakonyalıların verdikleri cevap ise bir mektup yazmışlar. Ve kocaman tırnak içerisinde eğer diye yazmışlar. Yani sen eğer alırsan evet bu dediklerini yaparsın. Yani diyoruz ki yani eğer biri sizi üzmek istiyor, kıskanıyorsa eğer sizi üzebilirse amacına ulaşmış olur. Yoksa bırakın istediği kadar kıskansın. Kıskançlık en çok kadınlar arasında neyle olurmuş biliyor musunuz? Yemekle. Evet, benim yemeğim seninkinden daha iyi ya da ben elimin lezzeti daha iyi falan diyerek. Bu şekilde olurmuş. O yüzden aman dikkat. Tarif ve metot bizim işimizde çok önemli. Hadi milleti çatlatalım. Ne yaptık? Güzel böyle yulaflı, kurabiyeli, o pudra şekerli her şeyi karman çorman karıştırdım. Buraya iyice bastırdım. O burada bir tabaka yaptım. İşte yaklaşık bir işaret parmağı kadar boyutunda. Şimdi iyice bastırıyorum bunu. Üzerine hazırlamış olduğum, daha önce hazırlamış olduğum ganajımı dökeceğim. Arkasından da bunu dip frize yollayacağım. Dip frize koyduğum zaman da eminim patateslerim de zaten olmuştur. Onları alıp diğer tarifimize devam edeceğiz. Minik patatesler yapacağız. Sonra sizler için nohutlu, tahinli, hardallı enfes bir tarif yapacağım. Minik patates kanepesi ve kıskançlık konumuza, hikayelerimize beraber devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. İşte patateslerimiz de oldu. Ekran başına gelen yeni izleyicilerimiz için tekrar ediyoruz. Hop çok sıcak. Bir kere ilk başta böyle içerisinde fıstık ezmesi olan lezzetli, işte bisküvi kattığımız, böyle cheesecake gibi, cheesecake'in altı gibi yaptığımız bir karışım yaptık. Onun üzerine de ganaş koyduk. Öyle bir bar yaptık. Aslında bunlara bar deniyor. Kurabiyeler 7 çeşittir. Yani dökme kurabiye, kesme kurabiye, açma kurabiye ve bir çeşit kurabiyeler var. Onlara da bar kurabiye deniyor. Biz burada lezzetli, güzel bir kurabiye yaptık aslında. Şu anda dip frizde. Dip frizde bakın. Bir iki, yani biraz kendini toplasın o tereyağısı. Ondan sonra kalıptan çıkartacağız.
rahatlıkla kesilebilir hale geldiğinde de servise hazır olacak. Ne yaptık? Bu arada patateslerimizi ortadan ikiye kestik. Küçük patateslerdi bunlar. Üzerlerine sıvı yağ sürdük ve deniz tuzu ektiğimiz için rahat böyle güzelce pişti. Yani şu haliyle bile otur ye. Yani öyle lezzetli gözüküyor. Ama biz ne yapacağız? Küçük bir çay kaşığı alalım. Hatta böyle daha küçük küçük kaşıklarınız da olabilir. Oyma kaşıklar vardır, oymalar. Şuradan bakayım. Bulabilirim. Tamam. İstediğiniz şekilde. Ya böyle ölçü kaşıklarıyla, burada dereceleri de yazar. Ya da bu şekilde kavun, karpuz çok güzel şekillendirebileceğiniz kaşıklarla. Bunlarla sıcak dikkat edin. Şöyle iç kısımlarını alıyoruz. Olabildiği kadar alın. Ve bunları bir kaseye koyalım. Hepsini kaseye boşaltıp diğer karışımımızı yapacağız. Bundaki malzemelerimiz neler? Ben size söyleyeyim. Bir kere patatesimizin içerisinden çıkardığımız böyle kalan patates parçaları olacak. Biraz hardal kullanacağız. Hardalımız var. Sonra düşünüyorum nohut. Ay bunu buraya attım. Nohutumuz olacak. İsterseniz nohut yerine fasulye de koyabilirsiniz bu tarif için. Ama nohutla daha iyi gidiyor. Tahin ekleyeceğiz. Bundan sonra da baharatlarımız var. Limon, işte zerdeçal, sarımsak. Ondan koyacağız. Arkasından baharatlardan zerdeçal dedim. Başka neyimiz var? İstiyorsanız kekik ekleyebilirsiniz. Sonra da tuz, karabiber, işte tatlı biber gibi. Bunlar var baharatlarımızda. Bunların hepsini karıştırıp güzel bir karışım yapacağız. Ve patateslerimizin içlerine serpiştireceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bunu önceden de hazırlayabilirsiniz patatesleri. Önemli olan patateslerin köklenmemesi. Köklendiği zaman bizim için tehlikeli. Yani insan vücudunun vücudumuza girdiğinde hazmedemeyeceğimiz, bize zarar veren bir yapıya sahip oluyor patates. O yüzden köklenmiş, böyle kökleri çıkmaya başlamış olan patatesi lütfen şey yapmayın, yemeyin. Şimdi konumuza devam ediyorum. Tarifimi anlattıktan sonra konumuza devam edebiliriz. Kıskançlık. Kıskançlık duygusu uzmanlar araştırmış. Aslında nasıl ortaya çıkıyor ona bakmışlar. Kıskançlık duygusunda bir kere size ait olan bir şeyi koruma hissi ya da size ait olmayan bir şeyin sizde hani olmaması, sizde olmasını istediğiniz bir şeyin sizde olmaması veya size ait olan bir şeyi kaybetme hissi. Böyle kategorize etmişler. Bu kategorizasyon sonucunda siz de kendiniz düşünün. Acaba sizin kıskançlık hissiniz hangisi? Genelde kadınlar erkekleri şöyle kıskanıyor. İşte neredesin, ne zaman geleceksin, kiminlesin gibi sorular soruluyor bu kıskançlığın sonunda. Erkekler de genelde bundan kaçıyorlar. Bizim yapacağımız şey, o zaman erkeklere diyor ki uzmanlar, şöyle bir soru sorun kendinize. Bu soruları neden sordurtuyorum ben bu kadına? Hiç sordurtmayayım. En iyisi o sormadan ben cevaplarını vereyim. En doğru yaklaşım şekli bu olur diyorlar. Şimdi bu erkekler tarafından bakış açısı. Kadınlar tarafından bakıldığında ise bu kategorizasyon birazcık değişiyor. Nasıl? Genelde kıskançlık konularında şöyle diyorlar. Erkekler şöyle diyor. Sana güveniyorum, ben çevreye güvenmiyorum diyor. Kadınlar da şöyle diyor. Sana güvenmiyorum. Direkt. O yüzden bu denge birazcık değişebiliyor. Şimdi ne yapıyorum onu da söyleyeyim. Kaçırmanızı istemiyorum çünkü bu çok lezzetli, güzel bir ara sıcaklığı değil de gerçekten patates kanepesi gibi. Bunu öğün arasında da kullanabilirsiniz. Ana yemeğe geçmeden önce şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da çay saati atıştırmalıklarında da kullanabilirsiniz. Ben genelde patates yaptıktan sonra içerisine bir karışım yapıyorum. O da yumurtalı bir karışım oluyor. Yumurtayı bunun içerisine koyuyorum. Patatesi
kızarttıktan sonra. Sonra tekrar fırınlıyorum. İnanılmaz güzel de bir sabah, pazar sabahı kahvaltı haline geliyor benim yumurtam. Onu da söyleyeyim. Şimdi nohutlarımızı koyduk. Böyle bir tarif başladığı zaman benim devam ediyor yani, durduramıyorum. Aslında bir de şöyle yapabilirsiniz falan deyip başka bir tarif verirmişim. Nohutlarımızı koyduk. Arkasından 2 yemek kaşığı kadar tahinimiz var. Onu ekliyoruz. Burada ölçülü aslında. Bunu ben direkt ekliyorum. 2 yemek kaşığı tahin. Sonra sarımsak. Hemen şöyle 2 diş sarımsağımızı alalım. Onu da nohutlarımızın içine ekleyelim. Antioksidan. İnanılmaz bir C vitamini. Ve yani şu ağız kokusu kısmı olmasa bir de harika olacak. İştah açtırıcı bir malzeme. En sevdiğim malzemelerden biri. Sarımsağımızı koyduk. Bu kalan hani içlerini çıkardığımız patateslerimizi de ekledik. Hatta şurada 2 tanesininkini çıkarmamışım. Onları da çıkartayım. Onları da yine mutfak robotumun içerisine ekliyorum. Sonra hardal. Özellikle bu tarz şeyleri yaparken hardal kullanıyorsanız eğer kesinlikle bir ekşilik isteyecektir. Nedir bu ekşilik? Limon veya sirke. O yüzden bazı malzemeler bazı malzemelerle gizli anlaşma yapmıştır. Bunları iyi bilmek lazım. Bu gizli anlaşmada, şunu da kessem yetecek. Çok az sıkacağız. Bir limon değil. Bu gizli anlaşmada mesela hardalla ekşilik anlamında limon ve sirke. Bir şey daha var aslında. Nar ekşisi de çok güzel gider. Çok fazla kullandığımız bir tat değil ama ikisini çok fazla karıştırmıyoruz. Ama güzel gider. Biraz hardal koyuyorum bunun içerisine. Şöyle bir şey. Evet. Zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağımızı da ekleyelim. Hemen arkasından biraz su ekleyebilirsiniz. Sıvılığını arttırmak için. Yağını fazla koymak istemiyorsanız. Ama işin içinde patates olduğu için o zaten bütün sıvıyı çekecektir. Ben biraz daha limon ekleyeceğim. Buraya kadar tamam değil mi? Kaçırdığınız bir şey olmadı. Tekrar edeyim mi? Ekran başına gelen yeni izleyicilerimiz için. Patatesleri ortadan ikiye kesiyorsunuz. Güzelce sıvı yağ ve tuzla beraber onları fırınlıyorsunuz. 200 derecede fanlı. Her tarafı pişiyor. İçlerini bu şekilde oyuyorsunuz böyle. Oyuyorsunuz. Birer parçalar kalıyor. Yani bu parçaları alıyorsunuz. Onlarla beraber nohut, sonra hardal, limon, sarımsak ekleyip şimdi karıştıracağız. Güzel bir karışım oldu ama değil mi? Ha, tahin var bir de tahin. En önemlisi tahin. Tuzumuzu koyalım. Pul biber. Şu sıra tatlı toz bibere taktım. Paprika diye geçiyor aslında. Tatlı toz biber. Bilmiyorum, renginden dolayı çok hoşuma gidiyor. Onu da olmadı tam böyle üstüne koyarız. Zerdeçal. Safran ya da zerdeçal. Bu sene bakliyat yılı ya. O yüzden yaptığınız kanepe, işte yaptığınız yumurta, atıyorum tatlı bir şekilde içerisine kesin bu tarz şeyler ekleyin. Ve bunlarla beraber en güzel gidecek olan baharat zerdeçal ya da safran. Çünkü tatlıya da giriyor, tuzlu olarak yaptığınız şeye de giriyor. Kekik mesela girmiyor, tatlıya girmiyor kekik. O yüzden dedim baharat olarak zerdeçal. Bir çay kaşığı koymanız yeterli, rengini de veriyor. Hatta ben biraz daha fazla koyacağım. Hem tadını daha yoğun almak istiyorum, seviyorum. Hem de renk farklılığı olduğunda kanepem daha güzel gözüküyor. Bu da suyum. Şuradan da azıcık da suyumuzu ekledik. Bu kadar. Bunların hepsini kapatıyorum. Mutfak robotumu çalıştırıyorum. Sonra sıkma torbası kullanacağım. Bu yaptığım karışımı sıkma torbası içerisine koyup güzelce patateslerimin üzerine sıkacağım.
ya, ben şu sıra pul biberi taktım tatlıya ve aynı zamanda yeşil soğana. İnce ince soğanlarımızı doğruyoruz. Burada yeşil kısmını doğrarsanız daha iyi bir hani görüntü sağlarsınız renk açısından. Evet, birazcık hani şey gözüküyorlar ama şunları ince ince yeşil kısmından alalım. Üzerine tatlı pul biber, pul biber değil, toz biber koyacağım. Sonra bunları buzdolabında bekletebilirim ya da oda sıcaklığında, ama oda sıcaklığında bekletirken belli bir zaman aralığı vardır. Normalde hani çok fazla 20 dakika yani geçmemesi tavsiye edilir. Bir de bu özellikle hani hazırladığınız şeyleri birbiriyle birleştirdikten sonra lezzetler karışmaya başlayacağı için servise hazır hale getireceğiniz zaman, yani servise sunacağınız zaman içini doldurmanızı tavsiye ediyorum. Bu yemeğimizi yapıyoruz. Kanepelerimiz hazır. E, tatlımız da oldu. Şimdi sıra çok lezzetli, seveceğiniz böyle ekmek içerisinde böyle türlü yapacağız. Döküm tencerede yapacağız. Onları eğer küçük porsiyonlar halinde yaparsanız inanılmaz iyi bir ara sıcak olarak servis edebilirsiniz. Birazdan ekmekten kase yapıp içini de çeşitli sebzeler ve kuşbaşı etiyle dolduracağız. Ve olacak size ekmekte türlü. Ayrıca çok önemli püf noktaları vereceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi bugün lezzetli güzel bir ekmek kase içerisinde türlü yapacağız. Bazen şöyle bilgiler geliyor. Biliyorsunuz internette, televizyonda bir sürü insan bir sürü bir şey yapıyor. Ama gelin bunun doğrusunu görelim. Neden biliyor musunuz? Çünkü yaptığınız ekmeği eğer doğru bir şekilde pişirmezseniz o içerisine koyduğunuz çorba, sulu, artık ne varsa sebzeli, türlü şey direkt servise çıkana kadar o ekmek onu emer. Emdiği için de siz güzel bir servis yapamazsınız. Çünkü yemeği ekmeğiniz yemiş olur. O yüzden burada püf noktası olarak burası çok önemli. Ekmeği kesiyorsunuz, ondan sonra içine alıyorsunuz, sonra çorbayı ya da yaptığınız yemeği içine koyuyorsunuz diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. O bir hayal ya da televizyon hilesi. Bunun gerçeği, püf noktası şöyle oluyor. Birlikte yapalım isterseniz. Şimdi ekmeğinizi alıyorsunuz. Olabildiğince sert kabuklu bir ekmek olmasına özen gösterin. Ekmeğimizi şöyle bir tane işte kapak kesiyoruz ekmeğimizi. Yan tutup kesebilirsiniz de ya da şu şekilde çevire çevire de kesebilirsiniz. Bu kapağımızı açıyoruz. Arkasından şu ekmeğinizin iç kısmını birazcık bıçak yardımıyla deliyorsunuz. Sonra bunun iç kısmını tamamen çıkardıktan sonra yapacağınız şey, bu arada ekmeğin iç kısmını asla bırakmıyorsunuz. Çünkü bundan biz tavada çok güzel peynirli tost yapıyoruz. Bunu ortadan ikiye bölüyorsunuz. Kaşarları koyuyorsunuz. Tavaya tereyağını böyle gezdiriyorsunuz ve eritiyorsunuz. Ondan sonra bir böleceğiz, bir böleceğiz. İnanılmaz lezzetli güzel bir tost oluyor. Özellikle ekmek içinden söyleyeyim. Neyse, bunu kaldırıyorum. Şimdi kendime yapacağım. Şimdi ekmeğimizin iç kısmını oyduk. Ondan sonra bunları küçük ekmeklerde yaparsanız daha da güzel bir ara sıcak haline gelir. Biraz büyütürseniz ana öğünü haline gelir. Bunu yaptık ya, olabildiğince ekmeğinizin iç kısmını alın. Sonra yağla, katı yağ ya da sıvı yağ. Şimdi katı yağ mı? Tamam, şurada. Katı yağla, bir eldiven alacağım yalnız. Elimi kirletmeyeyim. Her tarafını yağlıyoruz. Sonra da isterseniz yağladıktan sonra bir şey yapmak durumunda değilsiniz. Ama isterseniz ondan sonra peynir koyabilirsiniz. Kaşar peynirle ekmeğimizin alt kısmını ne yapıyoruz?
tabaka haline getiriyoruz. Ondan sonra da 190 dereceli fırında pişiriyoruz. Ekmek o şekliyle pişince kesinlikle içerisine koyduğunuz herhangi bir işte sılı değil sulu yemeği, çorbayı çok güzel tutar. Ekmek fırında. Ekmeğin, ekran başına gelen yeni izleyicilerim için söylüyorum. Ekmeğin içerisini tereyağla tık 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 böyle yağlıyorsunuz. Ya da sıvı yağla biraz destekliyorsunuz. Amaç orada yağ yansın ve ekmek kızarsın. Ekmek kızarınca böyle sertleşir. Düşünün, sertleşen kızarmış ekmeği çaya batırmakla normal ekmeği çaya batırmak arasında fark vardır, öyle değil mi? O yüzden birazcık onun kızarmasını istersiniz. Kızarabilmesi için de, daha iyi kızarması için de yağ ona çok yardımcı olur. Çünkü ekmek kalın. O yüzden yağ koyduk. Sadece zevkimiz için, yani keyifli olsun diye de kaşar peyniri güzelce erittik içerisine. Ve kaşar peynirini de, daha doğrusu kaşar peynirlerini koyduk. Şimdi o kaşar peynirleri de eriyecek. Önce yağlayıp fırınlayıp sonra da kaşar peynirini koyabilirsiniz. Tamamen seçenek size ait. Peki şimdi şuraları toparlayayım ben. Ne yapıyoruz? Pidemiz. Ne pidesi? Hakan Bey'in şiirine gitti aklım. Pide değil tabii ki. Türlümüzü yapıyoruz. Türlü için döküm tencere kullanacağım. Neden döküm tencere? Çünkü döküm tencere ve paslanmaz çelik tencere kullanırken paslanmaz çelikler ısıyı çok hızlı bir şekilde iletiyor. Zamanım darsa paslanmaz çelik tencere tercih ediyorum ben mutfakta. Ama zamanım yani biraz daha genişse o zaman döküm tencereyi tercih ediyorum. Çünkü bu sefer de ısıyı alt tabakaya eşit şekilde yayıyor döküm tencere. Paslanmaz çelikte pişirirken bir şey hızlı hareket etmeniz tercih edilir. Dökümde biraz daha demlene gider. Yani döküm aslında bu yani güveçin modern hali gibi bir şey. Bana göre. Yani benim fikrim. Peki nelerimiz var? Öncelikle etimiz var. 300 gram kadar kuşbaşı et. Malzemeleri sayalım mı? Beraber sayalım. Etimiz var. Kekik, un var biraz. Arkasından tabii ki yağımız var. Patates, havuç, işte bezelye, soğan ve domatesimiz var. Domatesi isteğe göre kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmak istemiyorsanız renk olarak, hani lezzet olarak bir şey kaybetmeyeceksiniz. Sarımsağımız da var. Aynı zamanda bu bütün işleri yaptıktan sonra da nişasta koyacağım içerisine. Çünkü nişasta benim o sulu olan yemeğimi çok fazla sulu hale getirmeyecek, biraz toparlayacak. Şimdi bir kere etimizi alıyoruz. Her zaman ne yapıyoruz unutmayın. Limonluyorsunuz ya da sirkeliyorsunuz. Bir unutun. Böyle lastik gibi çiğnersiniz o eti. Hatırlarsınız beni. O yüzden güzel et yapamıyorsanız bunlara dikkat edin. Gerçekten asidite katmak ette o eti daha yumuşak hale getiriyor. Hemen şimdiden ben koyayım etimi sirkeye. Hiçbir şekilde tuz koymayacağım. Ama biberlerimi falan her şeyi ekleyeceğim. Bunun içerisine biberlerimi koyayım şimdiden. Biraz pul biber. Evet. Karabiberimizi de ekleyebiliriz. Hemen buradan alıyorum. Karabiber. Ve sirke. Sirkeyi seviyorum. Genelde şöyle bir soru geliyor sosyal medyadan. Peki sirkenin tadını alıyor muyuz diye. Yok, almıyorsunuz. Çok kısa ve net bir soru cevap oldu. Gerçekten öyle. Yok, almıyorsunuz çünkü sirke ateşe girince buharlaşıyor, uçuyor, gidiyor. Hatta biraz daha koyayım. Almıyorsunuz. Hakikaten almıyorsunuz.
Bizim Dilek Hanım'ın bir oğlu var, çok tatlı bir çocuk. Murat arada bize uğruyor. Biz böyle sabah akşam 7-24 çekim yaptığımız için o da doğal olarak okula giderken veya okul dönüşünde bir şekilde bize uğruyor. Neyse dedi ki o et dedi çok kötü olmuş dedi, kararmış dedi, ne yapacaksınız dedi. Yok yok dedi, o makbul. Nasıl yani dedi, böyle baktı bana gözüme. Hakikaten etlere şöyle bakalım hemen. Renk farkını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle baktığınızda etimizin bazı yerleri kahverengi, bazı yerleri kırmızı. Eğer kahverengileşmişse sakın ona kötü anlamında demeyin. Yani nasıl saklandığını biliyorsanız, bu kısım önemli. Nasıl saklandığını biliyorsanız. Çünkü benim buzdolabım iyi. İyi bir buzdolabında yani saklanıyor. Onu biliyorum. +4'te olduğunu biliyorum. Şöyle falan. Şimdi aldığımızda eti dinlendirirseniz hele çok büyük bir fayda sağlarsınız. Çünkü etin etrafı, kan kısmı buzdolabındayken hatta açık bir şekilde pişirmeden önce açık biraz kurutursanız onun böyle rengini kahverengileşmeye doğru ittirirseniz hani derler ya, yıllanmış et falan filan görüyorsunuz öyle kötü kötü etler ama lezzet harika. Bozulmadığından da emin olmanız lazım tabii. Buzdolabının derecesi çok çok önemli. Kahverengileşmesi demek etin kötü olduğu anlamına gelmez. Kan kısmı kuruyor demek ve kuruduğu zaman da bir kabuk oluşturur. Kabuk oluşturması her zaman iyidir çünkü etin nemini saklar. Yani siz kızgın ateşe eti atın, ondan sonra içerisinin nasıl böyle sulu kaldığını göreceksiniz. Çünkü alt etin geldiği yer şey oldu, yandı yani kabuk oldu. Et böyle kendini şey yapıyor, ittiriyor ve yanıyor yani bir şekilde. O kabuk olunca içindeki sıvı, su içinde hapsoluyor. Böylece siz ısırdığınızda etin içinden yumuşacık o suyu ve yumuşaklığı, nemi hissediyor oluyorsunuz. O yüzden lezzet açısından önemli. Renk kaçmışsa buzdolabınızın da derecesinden eminseniz endişe etmeyin. Şimdi bir soğan alıyoruz. Soğanımızı hemen keselim. Neler yapacağız? Şimdi malzemelerimizde neler var? Havuç var. Havucun lütfen siz böyle güzelce kabuklarını soyun. Havucu. Arkasından eğer kereviziniz varsa muhakkak kereviz ekleyin. Bu tarife çok uyuyor ve çok güzel gidiyor. Yoksa da pırasa ekleyerek bütün malzemelerinizi doğruyorsunuz. Yaptığımız bir şey yok. Arkasından yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Bütün işlem bu. O yüzden yaptığımda fazla bir şey olmadığı için hikayeye geçiyorum. İzin verirseniz. Böyle de izin alıyorum bakın. Evet, bu arada sosyal medyadan bekliyorum ha. Yani kıskandınız mı? Daha önce kimi kıskandınız? Hem cinsinizi mi yoksa karşı cinsten birini mi? Onları istiyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım var mı? Ben, yoksa ben tek miyim? Kıskanmayan yani. Onu demek istiyorum. Şimdi bu kıskançlıkla ilgili olan bazen hani kötü olabiliyor ya, erkeklerle ilgili bir şey var, kadınlarla ilgili bir şey var. Mesela kadınlar diyor ki beni seviyor musun diyor. Ondan sonra vallahi başlıyor şimdi o sorular. Arkasından tabii seviyorum falan filan. Peki beni hangi özelliğimi seviyorsun? Allah şimdi devam ediyor işte şöyle şöyle şey. Beni ne kadar seviyorsun? Şimdi bu tarz sorularla karşılaştığınız an bilin ki o kadın bir şeyler duymak istiyordur. Sizden duymak istiyordur o kelimeleri. Yani söylemezseniz ortam gerilir. Benden söylemez. O yüzden en güzeli söyleyin ve kurtulun. Evet, peki kıskançlık nereden başlar? Eğer biri sizden nerede olduğunuzu işte direkt soruyorsa, dikkat edin ha, yağ koymadım, hiç söylemiyorsunuz. Nerede olduğunuzu hemen soruyorsa, hiç öyle şeylerde pıtır 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 arka arkaya söylemeyin. Çünkü kadınlar genelde yine inanmaz ve şöyle der, bunda bir iş var. O yüzden nerede olduğunuzu, kiminle olduğunuzu, ne yaptığınızı gün içinde yedirmeniz gerekiyor. Öbür türlü biz kadınlar deriz ki bunda bir iş var, çok hızlı söyledi, ben sormadan söyledi, inanmıyorum deyip dedektiflik başlar. Yandın, yandın, yandın. Şimdi sıvı yağımızı da koyalım. Evet, yağımız ısınsın. O sesi istiyoruz. Evet. Evet. Wow, çok güzel oldu ama.
Benim sesimi bastırıyor vallahi. Bu durumda asla yerinden oynatmıyorsunuz. O böyle pişsin, yavaş yavaş kendini bırakır. Soğanlarımızı da atıyoruz. Diğer malzemelerimizi de atıyoruz. Hatta bakalım şöyle bir çevirelim. Evet, gayet iyi. Hepsini yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Tavuk suyu ekleyeceğiz ya da et suyu. Artık hangisi varsa evinizde ekleyebilirsiniz. Ben kereviz bulamadığım için, kerevizim yoktu, pırasa ekleyeceğim. Şunları da alalım. O da gerçekten çok ayrı bir lezzet veriyor. Neyse, ne diyorduk? Bazen kıskançlık sizi kötü duruma da düşürebilir. Bununla ilgili bir hikayemiz var, ondan bahsetmek bunu okudum, çok hoşuma gitti. Birinin anısı, Ecemit şeyde yazın bir yazlığa gitmiş işte, deniz kenarında teyzesinin evi. Ve teyzesinin işte orada kalıyor. Bakın et kendini nasıl bırakıyor. O yüzden şimdi bir dakika sustum. Şu etin kendini nasıl bıraktığını görmenizi istiyorum. Gelin gelin. Anlatacağım. Gördünüz mü? Nasıl etin dibi, hani çelik tencerede de dökümde de aynı. Kendini bırakmaz, pişince kabuklaşır ve bırakır. O yüzden böyle kaşıkla ittirmeyin, o yapışır. Sonra dersiniz ki ay ben bu tencerelerde pişiremiyorum. Halbuki bırakın, serbest bırakın, o kendini bırakacak. Neyse, tamam, devam ediyorum. Ne diyordum? Evet, biri gitmiş teyzesinin yazlığına. Teyzesinin orada şey yapıyor. Böyle dört katlı bir ev, deniz kenarında. Bunlar ikinci katta, üçüncü katta da bir adam oturuyor. Çocuk ama herkese, bütün mahalledeki herkese bir şeyler emrediyor. İşte böyle aşağıda oynayan çocuklara birden, Ayşe baksana bana ekmek getirir misin? Oradan birden, Tolga bana baksana bana işte bir gazoz alır mısın falan, böyle devam. Ve kimse de onu kırmıyor. Herkes tamam Kerem abi deyip gidiyorlar. Tamam Kerem abi, hemen gidiyorum. Herkes ne iş yapıyorsa Kerem abi bir şey istediğinde İnanılmaz bir şekilde sanki akan sular durur gibi duruyor ve Kerem'in istediği yapılıyor. Kerem'in istediği tabii yapıldığı için bizim bu beyefendinin de yani bir kıskançlık doğmaya başlıyor. Bir kıskançlık var ortada. Çünkü yani Kerem ne istese yapılıyor ama ya Kerem de kim ya? Yani hani çok değişik bir şey. O güzel giden tatil birden bazı şeyler batmaya başlıyor. Neyse, tabii Kerem çok yüksek sesle klasik müzik dinliyor. Bir gün bizim adam bakkaldan geçerken diyor ki, kafasını kaldırıyor böyle balkona. Ya diyor, birazcık müziğin sesini kısar mısın? Kerem de mırıldana mırıldana onun duyabileceği şekilde zaten işte bu müzikten bazı insanlar anlar, herkes anlayamaz falan gibi şeyler söylüyor. Bizim adam daha çok sinirleniyor ve artık gerçekten hem rahatsız oluyor, kıskanıyor. Hem de mahallelinin ona duyduğu hayranlığı çekememeye başlıyor. Sonra bir gün yine böyle mahalledeki çocuklara bağırırken Kerem, yani işte bana şunu getirir misin, bunu alır mısın falan derken, bu arada her akşam da Kerem'in balkonunda toplanıyor. İşte gençler geliyor, yaşlılar geliyor, herkes böyle sanki bir kutlama havasındalar. Neyse, Kerem böyle bir gün bağırınca bizim adam dayanamıyor. Balkondan çıkıyor, diyor ki ya diyor sen diyor utanmıyor musun insanların huzurunu bozmaktan? Çocuklar orada işte ne güzel oynuyorlar diyor. Sen de buradan şey yapıyorsun, onların oyununu kesiyorsun ve kendi istediklerini söylüyorsun. Senin de diyor yok mu elin ayağın tutmuyor mu diyor. Şey yap, gitsene sen kendini alsana. Orada bir sessizlik. Bizim adam diyor bak nasıl yapıştırdım lafı. Çok da şey. Neyse diyor, şimdi cevabı gelir, o altta kalacak gibi bir tip değil diyor, yani önceden şey yapmış. Ama bir bakıyor cevap yok. Vallahi diyor çok iyi yapıştırdım lafı. Bu arada ben buraya bir havuç attım. Şimdi yarım da patates doğrayacağım. Arkasından hakikaten o sessizlik devam ediyor. Bir gün, ikinci gün, matem sessizliği. Sonra ya bizimki merak etmeye başlıyor. Onun üzerine teyzesinden duyuyor. Teyzesi diyor ki aa diyor üst komşu taşınmaya karar vermiş. Taşınıyorlar Keremler. Bizimki böyle şaşırıyor. Hem şaşırıyor hem de merak ediyor. Görmek de istiyor. Hani çekemiyor, sevmiyor, ona kötü şeyler söyledi ama görmek de istiyor. Keremler taşınırken balkondan dayanamayıp bakıyor. Ama ne görüyor biliyor musunuz? Kerem'in tekerlekli sandalyede olduğunu görüyor. Ve o zaman işte o kadar utanıyor ki söylediği ve yaptığı şeylerden.
kıskançlık, çekememezlik aslında bazı gerçekleri bilmediği için onu kötü bir duruma düşünüyor. O gün bugündür adam içerisinde vicdan azabıyla yaşıyor. Ve bunu da bir yazıya dökmüş. Bize de okumak nasip oldu. Benim de size anlatmam nasip oldu. O yüzden bazı duyguları ne kadar böyle dizginleyebilirsek dizginleyelim. Sessizlik her zaman iyidir. Sessizliğin sesi inanılmaz şeyler anlatır. Bunu hiçbir zaman bence aklınızdan çıkarmayalım. Mesela bazı sesler vardır. O sessizliğinize dil olur. Mutfağın sesleri öyle. Biraz önce duyduk ya o cızırtılıyı falan. O aslında yüreğinizin kıpırtısını söylüyor. Bazı sesler vardır sizin sevincinizi bütün yani sevdiklerinize paylaştıran seslerdir. O işte sesler şapırdatma sesleri. Ne kadar güzel olmuş bu yemek, lezzetli olmuş diye. Şimdi ben bu kestiklerimi her şeyi içerisine atıyorum. Hatta biraz daha keseyim. Ondan sonra da pişti ya ekmeğim. Ekmeğimin içerisinde servis edeceğim ve tadıma geçeceğiz. Ekmeğimiz hazır. Bunu özellikle kaldırıyorum. Size göstermek istiyorum. Genelde bu şekilde yapılırsa ancak ekmeği böyle kase gibi işleyip servise sunar hale getirebilirsiniz. Yoksa öbür türlü direkt ekmeğin içerisine koyup bu direkt diye emer. Bu burası önemli bir nokta. Hadi bana yemeğe gelin ya. Bir gün de siz gelin. Beraber oturalım yiyelim. Hı? Nasıl fikir? İyi fikir değil mi? Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası pastane anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşçakalın.